Son günlerde Scuderia Ferrari ile ilgili birçok haber ortaya çıkmış durumda. Mattia Binotto'nun takımdan gönderileceği söylentileri artmışken yeni bir söylenti daha ortaya çıktı. Zamanında Scuderia Ferrari'nin en görkemli yıllarında kilit isimlerden birisi olan Ross Brawn'ın takıma geri döneceği haberleri de ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda Ferrari'nin 2022 aracı hakkında da birkaç bilgi var. Onları bu videoda değerlendirmiş olacağız. Bunun gibi içeriklerden en hızlı biçimde haberdar olmak için, yenilikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Yıl sonuna kadar 32 bin hedefimiz var. Yardımcı olursanız çok sevinirim ve videoya da beğeni atmayı unutmayın. Şimdi Mattia Binotto'nun kovulacağı söylentisi neredeyse bir iki haftadır dönüyor. Ve Mattia Binotto'nun yerine gelecek isim olarak da Alfa Romeo'nun takım patronu Frederik Vasseur'in öne çıktığını söylüyordu herkes. Andreas Seidel'a teklif götürülmüş. Daha sonrasında Franz Tost'a AlphaTauri tarafında bir teklif yapılmış ama bunları kabul etmemiş. Her iki teklifi götürdükleri isim de geriye sadece Vasseur kalmış. Ve onun yanı sıra bugün İtalya'da yeni bir haber daha çıktı. Ross Brawn sesleri Ferrari'de yükselmeye başlamış. Hani olası bir geri dönüş konuşuluyor Brawn tarafında. Kendisi en son 2007 sonrasında Scuderia Ferrari'den ayrılmıştı. 2009 yılında Brawn GP'nin başındaydı. 2010 yine Mercedes. 2013'e kadar Mercedes'in başında kaldı. Sonrasında FIA'ya geçiş yaptı. Kendisini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ferrari'deki en önemli isimlerden birisi Brawn, Todd ve Schumacher üçlüsü o görkemli dominasyonu oluşturan üçlüydü. Haberde aşağı yukarı şu şekilde bir durum söz konusu. Binotto'nun yerine gelecek isim Alfa Romeo'nun patronu Frederik olmaya devam ediyor. Ancak son saatlerde yeni bir isim daha ortaya çıktı. 2000'li yıllardaki Ferrari dominasyonunda yer alan Ross Brawn. Ferrari karmaşık bir görev olsa bile Brawn'ı getirmek için her şeyi ortaya koyabilir şeklinde bir haber söz konusu. Hani takım patronluğu konusunda. Ama tabii ki şu anda hani öne çıkan isim Frederik Vasseur. Ross Brawn biraz daha düşük olasılık gibi görünüyor. İnanılmaz bir teklif yapılmazsa Brawn tarafında. Hani şu anda Frederik biraz daha avantajlı o koltuk konusunda. Aynı zamanda Sherlock'lerle bir bağlantısı da var kendisinin Sauber yıllarından. Tabii Ferrari'yi yönetmek apayrı bir görev. Şimdi gelelim araç kısmına. Araç olarak da Ferrari tarafında önemli bilgiler var. 2023 aracıyla ilgili. Geçen sene de benzer videoları sizlere ulaştırmıştım ve aşağı yukarı %90 civarında doğru çıkmıştı bu gelen haberler. Yine aynı olasılık söz konusu, onu da söyleyeyim. Güç ünitesi anlamında Ferrari çok sorun yaşadı bildiğiniz üzere ve Ferrari bu sorunları çözebilmek adına güç ünitesi departmanının başındaki isim olan Enrico Gualtieri bazı kalite kontrol prosedürlerini revize etti. Dyno'da motor çalıştırılarak silindir kapağı gibi bazı bileşenlerin çalışmasını analiz etmek için stres analizi gibi bir yönteme geçmişler. 2022 yılındaki sorunları çözebilmek adına daha öncesinde defalarca söylediğimiz gibi dayanıklılık güncellemesi yapabiliyorsunuz. Daha iyi bir dayanıklılık seviyesi daha fazla motor gücüne sebep olacağı için Ferrari bu konuda bayağı bir çalışacaktır. Hani bu sebeple beraber eğer ki istedikleri dayanıklılığa ulaşırlarsa asıl motor performansı ortaya çıkar. Onu da söyleyelim güç ünitesi anlamında. Şimdi bir de gelelim aerodinamik tarafa. Ferrari aerodinami anlamında devrim niteliğinde bir değişikliğe gitmeyecek. Bu da bence doğru bir karar. Çünkü şöyle bir durum var. Ferrari F175 iyi bir araçtı. Sadece sezonun ortasında yönünü kaybetti ve gelen teknik direktif takıma çok zarar verdi. Yeni bir taban tasarlanacakmış. Bu yeni tabanla beraber teknik direktif 39'un yaratmış olduğu sıkıntıları çözecek. Bu sayede işte yere basma gücü tutarlılığı ve aracın kullanım zorluğu gibi sorunlar ortadan kalkacakmış. Aynı zamanda bu sorunları çözmek tabii ki lastik kullanımında da biraz etki edecektir aracın performansına. Proje 675 adı veriliyor 2023 aracına ve bunların yanı sıra yeni bir vites kutusuna sahip olacaklar. Bu yeni vites kutusuyla beraber arka süspansiyondaki iç elemanların konumu da değişecekmiş. Pull rod süspansiyon arka tarafta, ön tarafta ise push rod şeklinde devam edilecek. Yani bu ne demek? Geçen seneki araca oldukça benzer bir süspansiyon yapısı görebiliriz. Sadece arka tarafta biraz daha değişiklikler söz konusu olacak. Büyük olasılıkla bu lastik kullanımında bir iyileşme için yapılacak bir hamle.
Aynı zamanda bu devrim niteliğinde geçen sene tanıtılan sidepod tasarımı, bu eğimli oval sidepod tasarımı devam edecekmiş 2023 aracında. Yani genel anlamda Ferrari eksikliklerini kapatmaya çalışacak. 2023 yılı için dayanıklılık ve lastik kullanımı sorunları, aracın kullanılabilirliği düzeltilmeye çalışılacak 2023 yılındaki araç için. Proje 675 adını veriyorlar dediğimiz gibi. Bu benzer haberler geçen sene de çıkmıştı. İşte aracın çok agresif olacağı, daha önceki Ferrari'lere göre çok daha farklı olacağı söyleniyor demiştik ve çoğu tutmuştu. Sene başında en farklı araç Ferrari'deydi. O nedenle yine doğruluğu yüksek bir haber diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunun gibi içerikleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Son olarak da şunu söyleyip videoyu sonlandırıyorum. 2023 yılında araçların dramatik şekilde değişmediğini görebiliriz. Çünkü Toto Wolff tarafındaki açıklama da buna işaret ediyor bence. Yaptığı açıklamada araç geçen seneki araca benziyordu ama mühendislerimizle konuştuğumuzda aracın farklı olduğunu söylediler demişti. Büyük olasılıkla çoğu takım yere basma gücünü arttırabilmek için taban güncellemesine yoğunlaşacak 2023 yılı için. Tabii gerideki takımlardan daha dramatik değişiklikler bekleyebiliriz ama öndeki takımların iyi bir temeli olduğu için onun üstüne koyacaklardır. Evrim yapacaklar, yani devrim değil. Öyle bir değişiklik görebiliriz ön tarafta. Evet, Ferrari ile ilgili haberler gelmeye devam ettikçe ya da diğer takımlarla ilgili ekstra durumlar olunca bunları sizlere ulaştıracağım. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olursanız çoğu gelişmeyi takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Instagram, Twitter ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda da bu konuyu konuşmak isterseniz açıklama kısmında linki mevcut.